2001 senesi İslam coğrafyasına saldırılar için halen geçerli bir bahanenin miladıdır. New York'ta 11 Eylül'de ikiz kulelere yapılan saldırılar sonradan CIA tarafından tezgahlandığı ortaya çıkmasına rağmen Müslüman'ı terörist kabul ettirmeye yetmiştir. Trump'ın başkan olduğu dönemse bizce yeni bir milat. Zira bugün Amerika alenen yanına aldığı Müslümanlar eliyle Orta Doğu'da istediği her planı hayata geçiriyor. İşte bir ortağı YPG, diğeri ise Mekke ve Medine'yi topraklarında barındıran Suudi Arabistan. Orta Doğu kan alıyor. Bunda altını yıllardır çizdiğimiz iklim değişikliği sebebiyle Amerika'nın bölgeye yerleşim planı, ABD'nin, İsrail'in ve Topyekün Batı'nın paylaşım projeleri elbette etkili. Ama akan kanda Hristiyan dünya kadar sömürüye boyun eğen İslam aleminin hatası da büyüktür. Kim bir Müslümanı kasten öldürürse onun cezası içinde ebedi olarak kalmak üzere cehennemdir. Ayeti inkar edilmiş Hazreti Peygamber'in Veda Hutbesinde Müslümanın kanı Müslümana haramdır. Buyruğu unutulmuş durumda. İslam aleminin gafletine, dünya sevgisini ve ölüm korkusunu da eklerseniz yaşanan tablo elbette kaçınılmaz. Batı için paylaşım savaşında Müslümanı Müslümana kırdırmak en ucuz ve en zahmetsiz yöntem bugün. 10 yıldan fazla bir zamandır Şii ve Sünni'nin esasen iman ve İslam esaslarında bir olduğunu bu sebeple anlatıyoruz. Suriye'de vuku bulması kaçınılmaz büyük çatışmaların önüne o gün geçebildik. Bugün de aynı senaryolar içinde sahnelenen oyuna karşı Cenab-ı Hak'tan aynı etkiyi bekliyoruz. Geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'ne uçan Suudi Prens Selman'ın çantasındaki en önemli konu Katar'ın ve İran'ın rejim değişikliği planlarını konuşmaktı. Görüşme öncesi Birleşik Devletler'de bir çizgi film gösterime girdi. Çizgi filmde Suud askerleri çetin bir savaş sonrası İran'ı işgal ediyor ve Orta Doğu'da huzur ortamı sağlanıyor. Görünen o ki İran ve Hizbullah güçleri Amerika'nın kara harekatındaki elemanlarının önünü kestikçe şimdi de Müslüman Suud kartı devreye koyulacak. Aynı süreçte Türkiye'nin de İran'a karşı duruşuyla ilgili haberler yazılmaya başlandı bile. Amerika Birleşik Devletleri ve koalisyon güçlerinin Membiç'ten ayrılmaya niyetli olmadıkları bir hakikat. Afrin'i ele geçiren Türk ordusunun harekata devamı ilerleyen günlerde ABD ile Türk ordusunu karşı karşıya getirebilir. Amerika'nın Suud üzerinden İran'a karşı açmayı planladığı yeni cephe, Sünni dünyanın başı Türkiye için de büyük bir tehlike. Profesör Doktor Haydar Baş.